Şimdi bu uygulamada ya da bu tebliğde ifade edilen bu mevcut durumdaki swap'la ilgili finans dışı swap yapan şirketlere yönelik sınırlamanın amacı ne, etkisi ne ve ne sağlar kısa orta vadede? Az önce Gökhan Şen de özetledi. Döviz Türk lirası arbitrajından birilerinin menfaat sağlamasının engellenmesinin önüne işte böylelikle Türk lirası üzerinde spekülasyon yapılmasını engellemeye yönelik bir adım. Yurt dışında evet bundan sonra TL yaratmak zorlanıyor. Bunun karşılığı şu olacaktır. Yurt dışında belli kuruluşlar Türk lirası cinsinden tahvil ihraç edip belli yüksek faizler üzerinde Türkiye'deki yatırımcıların da bunları satın alması çalışılacaktır. Herhalde tahmin ediyorum ona benzer bir durum olacak. Tabii onların faizi de bugün işte piyasadaki bizim 2 yıllık 10 yıllık faizlerin çok üstünde faizler olacaktır. Nereye geliyor iş? Gerçek anlamda faizlerin gerçeğe enflasyona yaklaşacak seviyelere gelmesi anlamına geliyor. Bir de burada benim takıldığım bir nokta, yanlış da yorumluyor olabilirim. Bu yurt dışında swap yapacak olan finans dışı kesimlerin kredileri %500. Şimdi kredi alıp da yaparsa ve bunu onunla nasıl bağdaştıracaklar veya kredi almadan yaparsa ne olacak? Bunlar biraz bana şey geldi, takip edilmesi zor gibi geldi. O bağlantıyı kurmak, Türk lirası aldı götürdü yaptı sonra tekrar geri getirdi diye. İçeride de Türkiye'de yerleşik kişilerin Merkez Bankası'yla swap yapması çok rahat mıdır? Onu bilmiyorum. Bunu ileride finans dışı kesimleri yani şirketlerin ileride ödeyeceği borçları için hedging yapmak istediklerinde karşılaşacakları tabloyu şimdiden kestirmek çok güç. Yani bu kararlarla biraz daha daraltılmış bir para politikası izlenmeye çalışıldığı intiba bırakıyor Zeliha'nın. Pekala. Bunun devamı gelir mi bu tarz sizin bahsettiğiniz nedenlerden kaynaklı? Bekler miyiz düzenlemeler? Gelebilir. Yarın öbür gün bu yurt dışındaki kuruluşların ihraç ettiği Türk lirası tahvillere de belli kısıtlamalar gelebilir. Yani bu bir şeylere habire kısıtlamaya devam edeceksek onlara da gelebilir. Onlar işte orada Türk lirası yaratıp biraz tamam maliyetli ama bir ihtiyaç varsa onu gidermek için mutlaka kullanmak zorunda kalabilirler. Sonuçta da bu olabilir. Artı işte Türkiye'de şu anda borsada belli bir hala bakiye var. Onlar satışa geçip Türk liralarını sağlayıp onu kullanmaya çalışır mı bu şirketler üzerinden? O da ayrı bir şey. Bu sefer borsa aşağıya iner. Göreceğiz. Yani hoş bir tablo değil. Alınması gerekiyor muydu bilmiyorum ama aldıklarına göre demek ki döviz rezervleri konusunda ciddi sıkıntılar var olduğu anlamına geliyor bütün bunlar Zeliha. Sorumluluğu bankalara mı veriyorlar? Bankalara veriyorlar ama yani bankalar nasıl takip edecek? Dediğim gibi eğer şeyi yoksa bankadan doğrudan kredi alıp yapmadan daha sonra ileride kredi alırsa buna %500'ü nasıl uygulayacaklar? Ben açıkçası dediğim gibi yanlış yorumlamadıysam bana biraz takibi zor geliyor Zeliha. Peki çok teşekkür ederim.